LGS'ye son 8 gün, deyim yerinde ise son bir hafta. Zaten son gün ders çalışmayacağız. Ama şu kesin ki sizler bugüne kadar yaptığınız gayretlerle, çalışmalarla zaten bu bir haftayı da çok güzel değerlendirip inşallah 6 Haziran'da yapabileceğiniz en yüksek netleri hatta yapabileceğinizden çok daha iyisini yapacaksınız. Ve bu süreci de hakkıyla tamamlamış olacaksınız. Hiç endişelenmenize gerek yok. Çalıştınız, gayret gösterdiniz ve bunun da karşılığını inşallah alacaksınız arkadaşlar. Günün sözüne baktığımızda stil denen bir vatandaş diyor ki hayatımızın gerçeklerini eylemlerimiz ve çabalarımız yaratırız. Yani hiçbir başarı tesadüfi değildir. Kainatta gördüğünüz her şeyin nasıl bir yaratıcısı varsa sizler de çalışmalarınızın, emeğinizin karşılığını inşallah alacaksınız arkadaşlar. Hiç endişelenmenize gerek yok. Yani mutlaka mutlaka sayısalda, sözelde, Türkçede, inkılapta çalıştığınız soruların çoğu gelecek ve görüp "Aa ben bunu yapmıştım, hatırlıyorum." deyip işaretleyeceksiniz. Eğer yanlışlarınız çıkarsa veya boşlarınız olursa ki bu çok normal bir şey. O durumda da birazcık az çalıştığınızdan ya da bazı şeyleri o anda dikkatinizi aldan kaçırmış olabilirsiniz. Ama bu da sizi endişelendirmesin. Sonunda sözel ve sayısal bölümden oluşan bu iki sınavın sonrasında inşallah yapabileceğiniz en yüksek ulaşıp tercih döneminde de çok güzel tercihler yapıp çok güzel liselere gireceksiniz. Zaten kontenjanlar geçen sene artırılmıştı. Bu sene giren aday sayısı daha azdı. Dolayısıyla inşallah sizler bu sene zaten avantajlısınız. Bunun özgüveniyle, bunun rahatlığıyla girin. Pıtır pıtır tıkır tıkır sözel bölümü yapın. Sayısal bölümleri güzel güzel yaptıktan sonra da tercih döneminde zaten bizler sizlerle bu işleri halledeceğiz. Dolayısıyla gerçeğiniz neydi sizin bu sene? Çalışmaktı. Denemeler çözdünüz, testler çözdünüz, bizleri izlediniz, hocalarınızı dinlediniz. E artık bundan sonra emeğinizi almanıza 8 gün kaldı arkadaşlar. Günü yorumuna baktığımız Ahmet Özdemir diyor ki... ...LGS'de en iyi puanı nasıl alabiliriz? Bunun için yapmanız gereken şey şu arkadaşlar. Birincisi hani... Önceden yapmanız gerekenleri zaten yaptınız. Nedir? İşte bilgiye sahip olmak için ders çalışınız kondisyona sahip olmak için sorular çözünüz. Şimdi yapmanız gereken ise kendinize güvenmek arkadaşlar. Kendinize güveneceksiniz ve ardından da tebrik edeceksiniz. Diyeceksiniz ki ben görevimi yaptım. Artık sınavda sözelde, sayısalda inşallah kolay kolay soru kaçırmayacağım deyip sınava girmeniz lazım. Sayısalda zor bir soru mu çıktı? Sadece size zor değil arkadaşlar. O sene sınava giren sizin kadar çalışmış, sizin kadar gayretli, sizin kadar test çözmüş herkese zor gelecek. Dolayısıyla sizin yapamadığınız bir soruyu "Aa ne kadar kolaymış diye sizden daha az çalışmış biri yapamaz ki zaten. Siz o kadar çalışmışsınız, gayret göstermişsiniz ama soru size zor geldi. O herkese zor gelecek. Atlayın soruyu dönüşte bir daha bakarsınız. Bu en önemli taktik. Zaten LGS'de en iyi puan almak için yapmanız gereken şey turlama taktiği arkadaşlar. Turlama taktiğinden kastımız da ne? Sınava girdiğinizde sözel bölümde tıkır tıkır sorular yapıyorsunuz. Türkçe'de bir tane soruya mı takıldınız? Böyle bir soru geldi mesela. Bu soru kolay bir soruydu gerçi ama. Böyle uzun bir soru geldi. Takıldınız hemen yanına küçük bir işaret koyup devam ediyorsunuz. İnkılap, İngilizce din hepsini bitirdikten sonra doğrularınızı yaptıktan sonra tekrar dönüyorsunuz. Burada şu çok çok önemli arkadaşlar. Sözelde zaten süre sıkıntısı yaşamayacaksınız. Türkçeyi rahat rahat okuyup yapacaksınız. Sözelde sınavınız Burada hocamız bize söylemiş dersiniz. Çok güzel geçecek. Sonrasında arada dinleneceksiniz. Dinlenmede kesinlikle kimseyle sohbet etmenize gerek yok. Sözler nasıl da Türkçe neydi, İnkılap neydi? Bunlar hiç konuşmanıza gerek yok. Sayısal bölümde matematikle değil, fenle başlamanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü matematikte açtığınız zaman ilk soru eğer sizi gıcık ederse, yani seçici bir soru olursa... E, ...bunun moral bozukluğu belki diğer sorularınızı etkiler. Ama fen de muhtemelen zaten kolay sorular olacak. Fen adeta bir lokum olacak. Fen de tıkır 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 yapın. Bu 20 soruda yapabileceğiniz kadar hepsini yapın. Sonra matematiğe geçtiğinizde bir tane soruya takılsanız da ama zaten 20 tane cepte dersiniz. Diğer soruya geçersiniz. Dolayısıyla sayısal bölüme biz fenden başlamanızı tavsiye ediyoruz. Orada yapabildiklerinizi yaptıktan sonra Matematikte boşlarınız olabilir, yanlışlarınız olabilir, yapamadığınız sinir olduğunuz sorular olabilir. Olsun. Bunlar zaten bu işin içerisinde. Yani sınava kadar nasıl dinlenmek e, çalışmanıza dahil dediysek sınavda da ara ara böyle yapamadım demek çok normal bir şey. Zaten hiç kimse şöyle yapmıyor. Girdim pıt 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 pıt, pıt sanki cevap anahtarına bakar gibi kimse işaretleyemiyor. O Türkiye deriz yapan öğrenciler bile yani Türkiye birisi olan öğrenciler bile okuyor bir daha okuyor. Ya bunu yanlış mı yaptım diyor siliyor değiştiriyor. Yani Türkiye'de ilk 2000'e giren öğrencilerin hepsi esasında aynı seviyede biliyor musunuz? Bir tanesi mesela çocuk Türkiye birincisi olacakken dikkati dağılıyor, onu siliyor, değiştiriyor. O bir anda arka sıralara düşüyor. Öbürü değiştirmediği için birinci oluyor. Yani esasında çok geri sıralara düşen öğrenciler de çok az bir dikkatsizlikle bir anda gerilere düşüyorlar. O yüzden şunu asla aklınızdan çıkarmayın. Hemen hemen sizler çalıştığınız sürece, gayret gösterdiğiniz sürece hepiniz benzer seviyede öğrencilersiniz. Ha! Şu da var tabii ki. Bazı öğrenciler daha çok ders çalıştığı için, daha dikkatli olduğu için, daha kondisyonu yüksek olduğu için tabii ki bizden daha iyi yapmaları da normal bir şey. Buna kabulleneceğiz. Yani diyeceğiz ki o çok çalıştı ama ben de çalıştım. E ben de o zaman karşılığımı alacağım. Bunun bilinci olacağım diyeceksiniz ve o özgüvenle girdiğinizde de inşallah LGS'de en iyi puan alacaksınız. LGS'den bir gün önce ne yaparsak başarımız artar. Dinlenirseniz başarınız artar arkadaşlar. Artık hiçbir şekilde sizi stresi sokan insanlardan uzak durmanız lazım. O gün soru çözmemeniz lazım. Yani o gün oturup da bir soru çözerseniz ve hata yaparsanız dikkatinizi alın. Ama hocam ben hiç stres olmuyorum zaten az çalışmıştım bari son gün çalışayım diyorsanız o durumda fen, inkılap tarihi gibi böyle bilgiye dayalı dersleri şöyle bir tekrar etmek netlerinizi artırabilir. Türkçe zaten yoruma dayalı orada soru çözerek netler artıyor. Matematikte de bir gün içerisinde böyle çok fazla e, belki eski yanlışlarınıza bakabilirsiniz. Stresinizi nasıl yenebilirsiniz? Arkadaşlar stres olacak ama stresin Bakın her şeyin fazlası zarar. Şu suyu da fazla içsen, bak şu su çok güzel bir şey değil mi? Şu suyu fazla içsen zarar veriyormuş. Ben bunu daha yeni öğrendim. Geçen gün çok su içtim böyle ama çok susadım dedim. Bir sürü su içtim. Doktor dedi ne yapıyorsun bu kadar çok su içemezsin. Günde en fazla 3-4 litre içebilirsin dedi. Suyun bile sütün bile fazlası zarar. Dolayısıyla ama belli bir seviyede her şeyde faydalı. O zaman stresine bellisi faydalı. Eğer hiç stresiniz olmasaydı Ahmet ...hiç çalışmazdınız biliyor musun? Aman vur patlasın, çal oynasın der. En sonunda hiç çalışmadan sınava girerdim. Belli bir stres çok güzel. Sınava girdiğimizde de belli bir stres olacak. Yani sınavda, sözelde, sayısalda böyle... ...Bismillah, Bismillah, Ya Rabbi... böyle bir sıkıntı olacak ama... Bir iki tane doğru yaptıktan sonra oh tamam artık rahatım diyeceksiniz. O yüzden biz zaten sayısalda fenden başlayın diyoruz. Bir iki tane doğru yaptıktan sonra oh tamam artık başladım diyebileceksiniz arkadaşlar. Bu işler hep böyledir. Hani bir gol atarsın oh dersin rahatlarsın. Oyunda bir puan alırsın oh dersin rahatlarsın. Aynı onun gibi yani hani yemek yemeden önce böyle bir gerginlik vardır. Açım açım ben açlıktan öleceğim. Hani iftar vakti olur ya böyle öleceğiz mi acaba <laughs> diye beklersin. Sonra yemekten bir tane alınca ana bir şey yokmuş ya dersin aslında yemen gidin bitti gitti bu kadarmış. İşte sınavda da aynı durum olacak. Birkaç tane soru yaptığınız zaman oh diyeceksiniz ve stresiniz bitecek. Son 8 günde matematik hali olur mu? Eğer bir iki tane net artırmanız gerekiyorsa bu hali olur. Ama sıfırsan matematikte 8 günde 20'ye çıkaramazsın. Ama eski yanlışana bakarak hmm ben burada şu soruyu yanlış yapmıştım. Neden yanlış yapmıştım? Ha eksi artı görür, Ha cebirsel ifade. Buna benzer şeyleri tekrar ederek bir iki net artırma ihtimaliniz olabilir son sekiz gün içerisinde. Ama son sekiz gün içerisinde sekiz net artırmak birazcık imkansız. Gün okuluna baktığımızda Celal Toraman Anadolu Lisesi'ni görüyoruz. Gördüğünüz gibi 782'de bir mühendislik, eğitim fakültesi gibi birçok okulu kazandırmış. Zaten Türkiye'deki nasıl bütün ilkokullardan bütün fen liselerine, Anadolu liselerine geçiş varsa çalıştığınız zaman. Türkiye'deki bütün liselerden de, bütün liselerden de bakın tekrar söylüyorum. Bütün liselerden yani İstanbul'daki Atatürk Fen Lisesi'nden de. Yozgat'taki İmatip Lisesi'nden de, Hakkari'deki Sosyal Ünlüler Lisesi'nden de, Rize'deki Anadolu Lisesi. Hiç fark etmez. Türkiye'deki bütün liselerden Türkiye'deki bütün iyi üniversitelere girebilirsiniz. Hiç kimse sizi durduramaz. Nasıl siz şu anda aldınız önünüze dörtlü LGS'yi veya geri sayımı ya da doz denemesini çözdünüz denemelerinizi. Hatalarınıza baktınız. Ardından da bu denemelerdeki yanlışlarınıza göre konu eksiğinizi kapattınız. Sonra sınava girdiniz. yapabildiğiniz yaptınız. Hangi şehirden hangi okuldan olursanız olun istediğiniz liseye gireceğinizi biliyorsunuz değil mi? Aynı şekilde. Türkiye'de de istediğiniz liseden istediğiniz üniversiteye girebilirsiniz. Hiç kimse sizi durduramaz. Bunu asla unutmayın arkadaşlar çalışan kazanır. Bu kadar basit diyebiliriz. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Hadi bakalım kendinize iyi bakın. <laughs>